Merhum Mehmet Yavuz mezarı başında anıldı. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 4 yıl önce vefat eden eski Genel Başkan Vekili merhum Mehmet Yavuz'un kabrini ziyaret etti. 2018 yılında Hüdapar Genel Başkan Vekilliğini sürdürürken ve 2019 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Yavuz, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki kabri başında anıldı. Hazreti Yusuf Peygamber Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Hüdapar İl Başkanı Mustafa Yetiş, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya, Hüdapar Kahta İlçe Başkanı İrfan Demiral, partililer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, merhumun ailesi ve arkadaşları katıldı. Mehmet Yavuz Başkanımız yeri geldiğinde bir hatip, yeri geldiğinde bir edip olabiliyordu. Gönüllerimize taht kurmuştu. Allah ondan razı olsun diyoruz. Mehmet Yavuz'dan bahsetmek biraz zor geliyor her ne hikmetse. Onun belki de öne çıkan iki özelliğinden kaynaklanıyor. Bir, Allah-u Teala'nın ona bahşetmiş olduğu bir lütuf vardı. Bir belagatı, bir fesahatı, bir konuşması ve etkileyici bir kişiliği vardı hepimizin üzerinde. O da belki bunu keşfederek bunu güzel bir şekilde geliştirmişti. Ama ikinci özelliği belki de en fazla bizim de uğrunda mücadele etmemiz gereken yönüydü. O da davasına olan aşkıydı. Davasına olan tam inancı ve bağlılığıydı. Bizler Mehmet Yavuzlar yetiştirmek istiyorsak, bizler davanın öncüleri Mehmet Yavuzları görmek istiyorsak, en başta kendimiz onun davasına sarılmamız ve hiçbir zaman kaybetmeden, belki de zamanımızı hiçbir şekilde boşa geçirmeden hayatımızı o şekilde devam ettirmemiz ve çocuklarımızı o şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Elbette Mehmet Hoca'nın hayatından, onun bu dünyada yürürken bıraktığı izlerden çok uzun bahsedebiliriz. Fakat bence o anlamda sözü çok uzatmaya gerek yok. İşte belki bize ölüm en büyük nasihattir. Mehmet kardeşimiz yaşarken sözle belki burada bulunan pek çok insana nasihat anlamında pek çok şey söylemiştir. Ama dediğim gibi o gidişiyle de, erken vefatıyla da aslında hepimize bir nasihatta bulundu. Hepimize şunu söyledi. Bakın görüyorsunuz işte. Ölüm her an her birimizi yakalayabilir. Hani bazen derler ya, her ölüm erkendir ama herkes de ölecek yaştadır. Buradan biz de kendimize bir hisse alıp, gerçekten ömür kaç yıl olursa olsun, hayatın çok kısa olduğunu idrak etmemiz ve bu kısacık hayatta kalp kırmaya değmediğini, bu kısacık hayat için, dünyalık menfaat için kavga etmeye değecek bir şey olmadığını, asıl gayenin, asıl hedefin ölüm sonrası işte şu kabir kapısının arkasındaki hayat için orada saadete erişmek, orada mutlu olmak, orada Allah'ın lütfuna, Allah'ın keremine, Allah'ın affına, mağfiretine mazhar olmak için koşmak ve yarışmak gerekir. Mehmet kardeşimiz de o yarışa koyulanlardan ve pek çoğumuzdan daha fazla öne çıkıp öne geçenlerden oldu.